gelirler. Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ashab-ı kiramına şöyle bir emir buyurdular. Ehdırul minber, ey müminler, bana bir minber hazırlayın. Üzerine çıkıp cemaate ve ashaba konuşmak için bir minber hazırlayın buyurdular. Ashab-ı kiram rivayet ediyorlar ki, feehtarna, Resul-i Zişanımızın emir buyurduğu minberi, basamak basamak olan minberi hazırladık ve buyur ya Resulallah, hazırlanmıştır, sizi beklemektedir dedik. Felem merteka derajeten, Resul-i Zişanımız Efendimiz o minberin birinci basamağına çıktı, bir derece yükseldi. Kale amin. Birinci basamaktayken hepimizin işiteceği yüksek bir sesle sadece bir kelime söylediler. Amin buyurdular. Amin dediler. İkinci basamağa yükseldiler. Yine bir amin diye bir kelime kullandılar. Üçüncü basamağa yükseldikleri sırada yine mübarek dudaklarından amin diye bir kelime çıktı. Ashab-ı kiram diyorlar ki, şaşırıp kaldık. Daha önce Allah Resulü'nün hutbelerinde işitmediğimiz kelimeleri işitiyorduk. Niçin her bir basamakta ayrı ayrı Allah'ın Resulü amin, amin, amin dediler? Nedir bunun manası? Merak içindeydik. Allah Resulü hutbeden sonra inince kendilerine sorduk diyorlar. Buyurdular ki, fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inne Cibril'e arada aleyye, Cebrail aleyhisselam geldi ve bana şu hususları arz etti. Şu mevzuları ve şu hususları bana takdim etti, arz etti. Fekale, men edrake Ramazane felem yufer leh. Buyurdular ki Cebrail aleyhisselam, hangi Müslüman, Müslümanım diyen kadın ve erkek Ramazan-ı Şerif'e kavuşur da layıkıyla, hakkıyla Ramazan orucunu tutmazsa Allah o insanı ebediyen affetmesin dedi Cebrail. Ben de amin dedim buyuruyorlar. Korkunç bir haber. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle men edrake Ramazan, Ramazan'ı idrak eden, Ramazan'a kavuşan, Ramazan'a yetişen bir Müslüman, hiçbir özrü ve mazereti olmadığı halde Ramazan orucunu tutmamışsa felem yuferle, Allah o Müslümanı affetmesin deyince Allah Resulü buyuruyor ki, ben de Cebrail'in bu sözüne karşı amin demek zorunda kaldım buyuruyor. İşte Ramazan-ı Şerif'i böyle takdim ediyor Resulullah. Ve kalbinde zerre kadar imanı olan her Müslümanın karşılaması gerektiğini ve Ramazan ayının icabını yerine getirmesini ifade buyuruyorlar. Alimlerimiz bu hadis-i şerif üzerinde çok durmuşlar, çeşitli hükümlere kaynak yapmışlardır. İkinci basamakta amin dememin de sebebi şudur buyurdular. Cebrail
buyurdu ki, ey Allah'ın Resulü, senin isminin Ahmet, Muhammed, Mahmud, Hamid, Mustafa gibi senin isimlerinden birisinin zikredildiği yerde bulunup da senin ismini işitip de sana salavat getirmeyen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demeyen kimseye Allah senin şefaatini haram etsin dedi. Ben de amin dedim buyurdular. Üçüncü basamakta Cebrail buyurdular ki, yaşlı bir halde, ihtiyar hallerinde, yaşlı hallerinde annesine ve babasına kavuşup da annesi ve babası yaşlıyken, ihtiyar iken, bakıma muhtaç iken, hizmete muhtaç iken o ihtiyar annesine ve babasına hürmet göstermeyen, hizmet etmeyen, onların rızasını almayan ve böylece cennete gidemeyen Müslümanları Allah cennetine sokmasın dedi. Ben de amin dedim buyuruyorlar. Ve bir minber üzerinde cereyan eden üç hadise. Birinci derecede Ramazan-ı Şerif'i karşılamak. Ve bununla alakalı Müslümanın tavrı geliyor. Şüphesiz ki aziz müminler, muhterem Müslümanlar, biz Kur'an'ın